Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılının ve de değerlenebilecek hisseler serimizin son videosuyla karşınızda olacağım. Videoyu başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Umarım 2022 yılı hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olur. 2021 yılda yaşadığınız üzüntüleri bu yılda yeni sayfalar açarak unutursunuz diye temenni ediyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi değerlenebilecek hisselerimizin son videosundayız ve bu videomuzda arkadaşlar TEZOL listesini baz alacağız ve bu hissenin gerçekten potansiyelini ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle TEZOL listesi daha şu an seans kapanmadığı için tam canlı şeyini alamayacağım ama son olarak bakın şu an çektiğim saatlerde TEZOL listesi 15,44 seviyesinde. Şimdi bunu baz alarak videoyu yapmak istiyorum. Zaten çok fazla bir değişimde olmayacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim TEZOL hissesinin hedef skalasını çıkarmaya. Öncelikle gelelim arkadaşlar. Burada dip bölgemize, dip bölgemiz gördüğünüz gibi 13,53 seviyesinde. 13,53 bizim dibimiz. Yani buradan çarpanları 13,53'e çarparak hedeflerini bulacağız kısacası. Şimdi gelelim arkadaşlar büyüme rakamlarına. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Burada arkadaşlar 3 senelik bir büyüme var. Ben bu 3 senelik büyümeyi alıp 4/3'e çarparak 3 senelik büyümeyi oran orantı yaparak 4 senelik büyüme olarak yapacağım ve buna göre bir hedef fiyat çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim ilk büyüme rakamımıza. İlk rakamımız da arkadaşlar net satışlardan çıkacak. Şimdi hemen yapalım. 766,81 bölü 477,14, bunu da çarpı 4 bölü 3 yaparak 2,14 katlık bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Şimdi fabriklerine bakalım. 133,31 bölü 120,44 çarpı 4 bölü 3. Buradan da %47'lik bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Şimdi net karına bakalım. 139,65 bölü 70,65 çarpı 4 bölü 3. Buradan 2,63 katlık bir potansiyel çıktığını görüyoruz. Son olarak da öz kaynaklara bakacağız. 559,86 bölü 242,32 çarpı 4 bölü 3. Buradan da 3,08 katlık bir potansiyel çıktığını görüyoruz. Şimdi en yüksek potansiyelimiz 3,08. Bunu hemen dip fiyatı ile çarpalım. 13,53 ile. Buradan 41,67'lik bir hedef fiyat karşımıza çıktı. 41,67. Daha sonrasında ise burada %47'lik bir potansiyelimiz vardı. Bunu da dip fiyatımıza çarparsak buradan 19,96'lık bir hedef fiyat çıkıyor arkadaşlar. Bunu da hemen yazalım. Evet, gördüğünüz gibi 19,96 ile 41,67'lik bir hedef skalasını oluşturmuş olduk. Bildiğiniz gibi TEZOL yeni halka arzı olduğu için burada tarihi çarpanlara bakmak da mantıklı olmayacaktır. O yüzden TEZOL'ün ben sektörüne göre durumuna bakacağım. Şimdi öncelikle öz sermaye karlı olarak fazlalığını bulalım. 24,9 bölü 20,8. Buradan %19'luk bir fazlalık var. Gayet güzel. Sektörüne göre iyi bir öz sermaye karlılığına sahip. Şimdi buradan tek tek çarpanlarına bakmak istiyorum. Öncelikle FK'ya bakalım. Şimdi 1,19 çarpı 14,58 bölü 11,03 1,58, bunu da dünkü kapanış fiyatıyla çarparsak 24,38 çıktı. Bu zaten hedef skalamızın içinde. Şimdi gelelim 1,19 çarpı bu sefer PD bölü DD'ye bakalım. 3,03 bölü 2,75, buradan da %31'lik bir potansiyel çarpı 15,45 41 dediğim zaman 20,32 çıktı. O da yine hedef skalasının içinde olduğunu görebiliyorsunuz. FD bölü FAB'ya bakalım. Şimdi 1,19 çarpı 11,56 bölü 11,35. Buradan da %21'lik bir potansiyel. Bunu da dünkü kapanışıyla çarparsak 18,78 hedef fiyatını görüyorsunuz. Bu da bizim şu ana kadarki en düşük hedef fiyatımızın oluşturduğu. Son olarak da piyasa değeri bölü satışa bakalım. Şimdi 1,19 çarpı 1,67 bölü 2,01 yapacağım ama zaten buradaki potansiyelin artık doldurduğunu görebiliyorsunuz. Bakın 1,99 sektörün ortalaması çıkıyor sarmaya karlılığını oranladığımızda ve de TEZOL'ün piyasa değeri bölü satışları 2,01 seviyesinde. O yüzden piyasa değeri bölü satıştan artık potansiyel bulamıyoruz. Artık hedef skalamızı oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Tekrardan belirtelim. 18,78 ile 41,67 bandında bir hedef skalamız oluştu arkadaşlar. Şimdi artık gelelim teknik analize. Bazen sesim detone olabilir arkadaşlar, kusura bakmayın. Şimdi gelelim teknik analizle temel analizi kombolamaya, yani birleştirmeye. Şimdi gelelim. Öncelikle TEZOL listesinin nerelerden alınabileceğini arkadaşlar. Ben öncelikle bakın şurada kuvvetli bir desteğinin olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu burada bir direnci varmış ve bu direnci artık destek olarak görebilir. Bu noktalar nerelerdir? 15,16 ile, hatta şöyle çizersek daha iyi olabilir. 15,16 değil de 15,22 arkadaşlar. 15,22 ile 14,70, yani bu bant önemli bir destek bölgesi olabilir. Buradan aşağıda kırarsa şöyle bir destek trendimiz var. Bu trend de yine önemli bir alım bölgesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani bu bölge 15,22 ve 14,70, bir de aşağıdaki trend çizgisi destek olarak çalışabilir. Buralardan kademeli alımlar yapabileceğinizi düşünüyorum, yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi gelelim TEZOL'ün artık hedef fiyatlarını oluşturmaya. Öncelikle arkadaşlar burada bakın 20,28'de bir tarihi zirvesi olduğunu, zaten yeni halka arz olan bir şirket. Eylül 2021'de bir tarihi zirvesi var, 20 Eylül'de. Buradan da sert bir şekilde aşağı gelmiş. Buradan ben Fibonacci çizmek istiyorum. Şöyle yükseliş temelli bir Fibonacci çizelim. Şimdi arkadaşlar burada hedef skalamıza baktığımız zaman 18,78 hedef skalamızın en alt bandıydı. Fibonacci'ye baktığımız zamansa bakın burada 18,84'te 20,28 burada bizim üst bandımız oluşturuyor. En üst iki bandımız. Ben bu bölgeyi kısa vadeli hedef fiyat olarak çizmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bunu bu şekilde yazalım. Kısa vadeli hedef fiyat. Evet, bunu bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi daha sonrasında ise arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir takoz formasyonumuz mevcut. Takoz derler, daralan üçgen derler, çok önemli değil. Şöyle bir formasyonumuz mevcut arkadaşlar ve bu daralmanın artık Şubat'ta son bulacağını gösteriyor bize bu formasyon. Ve bu formasyon yukarı doğru kırarsa nerelere gidebilir, hemen ona bakalım. Şimdi bu formasyon üçgeni yukarı doğru kırdığı zaman, yani yaklaşık olarak 24,45'e doğru bir hedef gözüküyor. Şöyle tam dibinden çizersek de, hatta şöyle çizelim arkadaşlar. Bakın 22,07'yi görebiliyorsunuz. Ben de şöyle yatay çizgimi alayım. 22,09 çok önemli değil. 22,09'a 24,45 bandına şöyle orta vadeli hedef fiyatımı koymak istiyorum. Evet, orta vadeli hedef fiyatımızda bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar uzun vadeli hedef fiyatımıza. Şöyle yine Fibonacci'mizin en üst seviyelerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Ve baktığımız zaman 44,70 bizim Fibonacci'mizin en üst bandını, yani 4,618 seviyesini oluşturuyor. Şimdi baktığımız zaman ise 41,67 bizim en yüksek hedefimiz temel analize göre. Yani 41,67 ile 44,70, hatta direkt ben burada Fibonacci seviyelerine bakmak istiyorum. Bakın 4 seviyesinde 40,53 var. 4,618 seviyesinde de 44,70 var. Ve ben bu son iki bandın uzun vadede hedef fiyat olarak görmek istiyorum arkadaşlar. Buraların uzun vadede görülebileceğini düşünüyorum. Şöyle yazalım, uzun vadeli hedef fiyat diye. Evet, bunu da bu şekilde belirlemiş olduk arkadaşlar. Tekrardan üstünden geçelim. Kısa vadeli hedef fiyatımız 18,84 ile 20,28 bandı. Orta vadeli hedef fiyatımız 22,09 ile 24,45. Uzun vadeli hedef fiyatımız ise 40,53 ile 44,70 bandı aralığında oluşuyor arkadaşlar. Bakalım birkaç sene içerisinde bu hedef fiyatına ulaşabilecek mi? Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve de açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. 2022'nin hepimiz için mutlu ve huzurlu geçmesini diliyorum. Ve de 2022'de hepimiz için bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın.